Merhabalar, ben Kötü İstiyote ve bugün kasa videosu hani. Yay! Her kutu açım videosunda olduğu gibi, daha doğrusu bilgisayar kutu açım videosunda olduğu gibi kasayla başlanıyor. Ben bir şey demiyorum. Şimdilik. Sürmene bıçağına laf ediliyor. Ekmek bıçağı ya. Ekmek bıçağı bildiğin. Evet. Şu anda kadrajdan çıktı. Evet, biliyorum. Ama bunu bir şekilde açmak lazım. Yatırsana oğlum onu. Üşendim. Kamerada da Batu var. Evet. Merhaba. Köftenin arkadaşı. Kendisi benim 15 yıllık arkadaşım. Aynen öyle. Hoppala. Batu. Yatır bakayım onu. Yatır bakayım. Dante. Dur. Onu. Sen gelme oğlum. Şu anda hepimizi kapatıyorsun. Evet. Ha. Çek bakayım. Ha, benim kasa ne kadar zor çıkmıştı hatırlıyor musun? Bu kadar mı? Statik elektrik. Hoppala. Ve bir adet kullanma kılavuzu çıktı. Bakayım. Bunlar ne yazıyor biliyor musunuz? Okumayın. Yalnız Mico olsaydı ters, pardon Mico muydu Atakan mıydı? Tersten algılayan. Atakan. İkisi birden. İkisi birden. Hoppala. Kasa, kasa. Bu köftenin çektiği öyle kasalara benzemez. Bu harici kasa. Bu öyle dandirik de kasalardan değil. Vidaları ebesinin nikah kadar sıkılmış. Ya bırak ya. Oha lan harbiden. Açılmıyor. Kasacık da açılmıyor. Ben açarım. Ha, katana burada işe yarıyor. Evet, şunu görüyor musunuz cidden ana... Ya beyler bakın, hani ben mühendis, senin aklına sıçayım ben. Ya bu kadar anahtarlık mı olur ya? Görmüş. Vidaları yalama yapmayalım da. Siz buradan göremiyorsunuz ama biz buradan katanayla cebelleşiyoruz. Evet, katanayla vida açıyoruz. Çünkü ben içeriden bir tornavida mı getirmeye üşendim. Açılmıyor. Açıldı. Tamam. Geri kalanı da klasik parmak stili. Yeeey, parmaklıyoruz. Bunu yapan mühendisi arayın diye kendim öz döveceğim. Bu arada bu masayı kırarsa köftenin annesi köfteden sucuklu yumurta yapacakmış. Ayş. Ve tam zamanında da deniz aradı. Evet. Evet, şöyle şu tarafa doğru çevir. Sen gör. Sen gör yeter, ben görmüyorum. Ben burada misafir sayılırım. Ha, misafir sayıldığıma bakmayın, üstündekiler köftenin kıyafetleri. Evet. Nasıl olduğu sormayın, biz de bilmiyoruz. Tonla parça. Ben onu şey sandım. Gene tonla parça. Tonla parça ve bir daha. Bu ne? Dur bu ne? Evet. Açıyorum. 2,5'luk disk adaptörü. Şu ne? Bu ne? Ha, kasanın kapakları. Kullanma kılavuzu. Beni ilgilendirmez. Ben buradaydım o yüzden şey. Ve güzel bir kabloyu. Bakayım. Ben bakayım. Anasını satayım. Bu ne ya? Ama bak. Güzel. Yeni modellerde olduğu gibi güç kaynağı altta. Evet. Ve güç kaynağı 750 watt. Aynen, 750 watt. Bunların özelliklerini bir söyleme yoktu, ben söyleyeyim dedim. Bu arada arkadaşım benim. Bak. Şu ne? Fan. Evet. Bu arkadaş şu kasayı tek fanlı sanmış. Gitmiş bir tane de fan almış. At bakayım fanı. Excalibur. Ver, ver. At. Gitmiş bir tane fazla 30 lira para verdi, şu fanı aldı. Gerek var mı? Yok tabii ki. İçinde zaten iki tane fan var. Tek fanlı kasa mı var arkadaşlar? Yıl olmuş 2014. Olsun ya, fazla mal yiyor çıkarmasın. Sen bana mı vuruyorsun? Bıçaklarım lan senin. Siz göremiyorsunuz ama şunu gösteriyorum. Bu arada ev sıcakladı. Evet, bizim ev sıcaktır biraz. Daha da sıcak olacak. Vay, kanalına hemen bir tane şey, neydi? Ne deniyordu artık onu? YouTuber'lığı bıraktım, unuttum. Telif hakkı hemen bir tane yediriyor. Türkçe videolarda olmuyor. Yok ya, oluyor. Daha sonra Türkçe videoları sen söylediğinde olmuyor. Oluyor. Benim başıma hiç gelmedi. Ben çok yedim ya. Gerçi ben de Sarış söylediği içindir hep. Yani ormancıdır falan, hepsinden yedim. Anonim ol. Cem Karaca'nın birçok şarkısından yedim ben. Dante, senden bir iyilik rica edeceğim. Şunu şöyle şuraya koyar mısın? Canımsın. Ana ne oldu bu, ne lan böyle? Allah! Dante size oldu o biraz. Kasanın üstü açılıyor mu? Kurcalarız. Ya
markasını modelini söylemedik ama hepsinin markasını modelini şey yaparız. Sen markasını modelini söyle en azından evet. Ya. Neydi? Corsair'ın. Pardon, Cooler Master. Cooler Master mı? Evet. Monitöre geliyoruz. Cooler Master Plus 912 Half. Evet. Öyle bir şey. Şu monitörümüz olur. Bu. Kutusu bu sadece. Kendisini kullanıyorum önceden aldığım için. Video çekiyorum. Bak videoda da bu. Mavi şıkları yapıyorum. Canımız. Sizi de ayrı seviyorum. Monitörün kendisi bu. Giriş çıkışlarından ne var? Ver bakayım. Bakın şurada. İki HDMI, bir VGA, bir ses. VGA'yı da mavi yapmamışlar. Ben mavi VGA'yı alışayım. Bu arada ses çıkışı falan da var. Evet. Kendi hoparlörü de fena değil bu arada. Hayır. Şunu çok merak ediyorum. Kendi ses kartı mı var yoksa bilgisayarın ses kartını mı kullanıyor? Bilgisayarın ses kartıdır. Emin misin? Hoparlör kafasında çalışıyor gibi geliyor. Ekran kartından gelen HDMI'deki sesi kullanıyor. Hı-hı. İlginç. Normal sesini kullanıyor. Ses çıkışını. Tabii. Ha, yani. Şimdi... Otucuğum. Fan var, fanı açmıyoruz. Fan, hatta fanı ben açacağım. Dur, ben açacağım. Tamam. Anakartı verir misin bana? Anakart benim bu makinedeki en sevdiğim parça. Ben oyumu bu fana veriyorum. Anakart. Asus'un Republic of Gamers serisinin Maximus. Şunu okuyamıyorum. Maximus 7. 7. Hero modeli. Kendisi Nvidia'nın nereden çıktı? Intel'in en son chipseti olan R97 chipsetini kullanıyor. Bu kadar fan, bu kadar kablo çıkması gereksiz ya. Ayş. Gelelim. Asıl... Bu arada şunu göster, görmeniz lazım, bir kapat. Hani, şunu bir kapatsana. Bak, hani şu ne kadardı bu? 700. 700 lira şuna vermiş ama yani kutusu... Mükemmel. Kutusuna ben bayıldım. Hani açtım baktım aşırı derecede hoşuma gitti. İnanılmaz güzel duruyor. Evet ve daha da güzeli. İki tane PCI var onda. Evet. Seyrespace. Anakartın kendisi de aşırı seksi. Bir dakika şeyi merak ediyorum. Hayır. Biliyorsunuz bu MSI mıydı? Asus. Asus. Asus da mıydı? MSI'da mıydı? Şu klipsler ejderha şeklinde oluyor. MSI'da. Ama bunun kendi güzelliği, şurada start falan butonları var. Çıkart da şöyle göster, evet. Şöyle insanlar orada. Şurada start butonları falan var. Çok yükseğe de kaldırma bak, seni şuradan falan alıyor. Bak böyle göster. Şu. Eğitiyoruz. Aynen. Kutusu çok güzel. Şu ne? Chipset, chipsetin koruyucusu. Evet. Aynen. Şimdi sen Tamam, o orada dursun. Şunu ben alayım. İçindekileri mi gösteriyorum? Evet, içindekileri. SATA kabloları. Asus sticker'ı varsa benimdir. Hayır, kasama takacaktım. Cam. İki tane yani. Varsa birini alırım. Yine SATA kablosu, aynen. O tamam. Arka panele takılan şu zımbırtı. Vay, bakın. Oo, rahatsız etmeyin. Bu arada en güzeli kablolar karışmasın diye sticker'lar var. Aynen. Beraberine SLI kablosu, SLI köprüsü takmışlar. Ve gene hiç işe yaramayacak olan. Yok, işe yarayacak. Ki büyük ihtimalle bir şey yok. İşe yaramaz diyorum ama ben şunu çok kullanmıştım. İlk şey yaptım. Anakartlar da işe yarıyor. Anakart da işe yarıyor. Çünkü anakartta çok fazla giriş çıkış var. Hani çok fazla. Bu arada sen mikrofonu herhalde çok hışırdayan bir yere koymuşsun. Aynen. Olabilir. Şunu şuraya tak. Tamamdır. Arkadaş ses konusunda cahil olduğundan dolayı. Cahalım. Cahil piç. O zaman bunu da şuraya koyuyoruz. Ve hayır işlemciyi ver. Ver işlemciyi ver. Bana ver. Yok sen bunu sen aç. Ekran kartını ben açacağım. Ekran kartını versene bana. Şimdi mi? Ver. Ya ne olacak oğlum buralar. Şişesini sıyırmışsın zaten. Yok, o taşırken oldu galiba. Burada ben açayım. Evet. Ve özenle seçmeme rağmen bulamadığım sonrasında da K'sız modelini aldığım işlemci. 4690 i5. Evet. Bu arada iyi de alsaydım diyeni açık net öperim. Şöyle diyeyim, i7 ile i5 arasında sadece HT diye kısaltılan açılımını unuttum. Tamam, sen bunu aç, bunu sonra açacağım. Teknoloji farkı mevcut ve herhangi bir oyuncunun ya da programcının bu teknolojiye ihtiyacı yok. Ha, video renderla falan uğraşıyorsanız sürekli bahsettiğim bu arada aşırı gelişmiş video render. İşte bu arada parça sadece bu, 600 lira. Valla şu 1000 lira, 1071 lira parasını biz
standart Intel fonu. Bu arada bakın, AMD'nin sütten ağzı yandığının kanıtı. Intel gördüğünüz gibi küçücük bir şekilde metal yapıyor. Daire şeklinde yapıyor. AMD eskiden çok ısınma sorunu olduğu için bunu kare şeklinde, yani şu alanlar da dolu ve daha uzun yapıyor. Bu ne işe yarıyor? Daha büyük soğutmalığını. Daha büyük soğutmalığını sağlıyor. AMD'nin yeni işlemcileri daha az ısınsa da sütten ağzı yandığı için yoğurdu üfleyerek yiyor. Aynen. Al bakayım. Bitti mi? İçinde başka bir şey var mı? Kullanım kitapçıkları var. Bunu ver açıyorum. Dın 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 dın. Evet. Normalde Asus'un alacaktım ancak. Of. Dur. Oy ana. Asus'un ki kalmamıştı Türkiye'de. Kendisi GTX 770. Çok seviyorum. Ekran kartlarını çok seviyorum. Oha, bu kaç santim lan? 30 santim. 30 santim. Kart ölçüyorum bir saniye. Aynen 30 santim. İki tane güç girişi var. Bir tane 8 pin, bir tane 6 pin. Hepsini takacağız mı acaba bilmiyorum. Hepsini takarız. Takarız. Fazla güç göz çıkarmaz. 3 tane şey var. Gigabyte'ın. Ben Gigabyte Windforce demişler. Windforce demişler adına. Çok güzel ya. Bu arada benim ekran kartım daha güzel görünüyor. 270X. Ama performans olarak? Ya performans olarak bu daha güçlü. Ve daha uzun ama dediğim gibi boyu değil, işlevi önemli. Benimki daha güzel görünüyor. Ama bunun işlevi daha fazla. Ya tabii bunun işlevi daha güzel. O 3 çekirdekli mi oluyor, 2 çekirdekli mi? Ya 2 işlemcinin tek 3 tek, işlemci. Tek işlemcili. Evet. Oğlum 1000 liraya verirler mi çifini? Şunlar da güç kablolara. Ve kullanma kılavuzu. Bakayım, kullanma kılavuzu. Bir de CD'si var. O CD'yi hiç aynen kullanmadım. Ha bu arada DVD sürücü bunda da yok. Sen getirdin mi DVD? Evet. Şu arkanda. Çok uzakta alamam onu. Ben yaslandım buraya oturuyorum. Batu'nun harici değil. Hacı benim işim çıktı ya. Sıra? Sıra. UPS. Hayır. Şunları ver. Hard diskler. Dur. RAM. Hepsini ver. Hepsini ver evet. Klavye. Ona en son. Onları ver. Küçükleri ver. Evet. İlk olarak. RAM'i ben açacağım. Tamam. Sen lütfen bunları aç. Sürmene bıçağı diye aldığı bıçak, anasını satayım, bildiğin düz ekmek bıçağı. Ooo sticker çıktı. Ne? Hangi markanın stickerı? Kingston. Ya bırak ya. Evet. Kingston'ın bu arada Allah belasını versin. 200 liraya gittim CF kart aldım anasını satayım. Ne 200 lirası? 300 liraya. Gittim CF kart aldım. Bir haftalık fotoğraf. Allah belanı versin Kingston. Ama şimdi adamların RAM'leri ve SSD'leri çok güzel. Ya bırak ya, adamlar ömür boyu garanti veriyor CF kart'a, bozuluyor. Aa. Ben bundan sonra bir daha Kingston ürünü alırsam cümle alem benim... İki tane aldım. Bana ne? Kendisi Kingston'ın HyperX serisinden bir SSD'yi. Hızlarını okuyorum. Okuma 555 MB bölü saniye. Yazma 510 MB bölü saniye. Bu arada kıyafet biraz dar geliyor, kusura bakmayın. Çünkü yani kıyafet benim. Şunun kıyafetinin bana olduğunu düşünün. Ve... 2.5 inçlik adaptör. Aa bak, bundan da HyperX sticker'ı çıktı. Aynen. Kingston bu konuda şey yapmış. Bu arada şu tip RAM'leri çok seviyorum. Yeni model, hani şu üstünde metal olan soğutma olan RAM'leri çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. Bu arada ayağım bayağı uyuştu biliyor musun? Biliyorum, birazdan açılacak zaten ayaklar. Şunlar şöyle. Ha bu söyleyeyim, 8 GB ikisi de toplam 16 GB. Evet. 2600 MHz. 2400. 2400 mü? 2600 yok. Değil mi? 2400. Kaç? CL9 mu bunlar? Fakir misin oğlum? CL9 niye almadın? CL9 mu bu? Ne bu? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Yani normalde alacağım RAM yoktu. Bırak bak. Bunun yerine bu aldık. Vengeance serisini mi alacaktın? Evet. UPS hepsi ne kaldı orada? Klavye var. Fare var. Fare değil. Fare buranın değil. Fare benim de onu göstereceğim. Tamam boş ver. UPS'yi de ver. Hepsini ver. Fareyi de getir. Aynen. UPS'yi getir. Aa dur. Bir şey tanıdık. Hakkı sikir. Seagate'in Barracuda serisinden 1 TB'lık standart bir hard disk. Bu arada Suka, Bliet, başka ne vardı? Şukola. Hepsini demek istiyorum. Rus dotacılar, Allah sizin belanızı versin. Dota'yı silin. Ruslar silin şu Dota'yı. Bak yemin ediyorum dereceli maçta Midor Feed demek ne ya? Dota ya bu. Midor Feed ne ya? Oyunu siliyordum ya. Kafamı duvara vurdum ya. Durun. Şimdi neden Ruslara bu küfrün geldiğini söyleyelim. Rus firması. Rus malı.
Yüzünde Rusya yazıyor. İlk gördüğümde su kabiliyet dedim. Oğlum ayağım ne uçtu ya? Abi Ruslara laf yok. Ya şimdi Rus... Abi onlara laf yok. Dişilerine laf yok. Evet. Evet. Ama erkekler... Onlar beş para. Su kabiliyet. Size izlettim mi ben yalan sayı? Sana kesin izleteceğim onu. Çok seversin. Gördüm. Bu arada bu çok ağır. Bayağı evet. Ağır. O yüzden... Kasadan sonra en ağır parça bu. Kamera oynadı. Bir baksana bizi alıyor mu? Hala kadrajda mıyız? İki çıkışı varmış tam olarak. Biraz dönmüş. Kameradan mı geliyor? Ha bundan geliyormuş. Düğmesine basmış. Biraz çevirsene. Kızı. Biraz. Ayağından çevir. Aynen. Ekranına bakarak çevirsene. Sığır. Evet. Ya. Kendisi tamam. Bulduğumuz en ucuz düzgün UPS. Ama Rus malı. Kesinlikle evet. Almazdı. Hani ben bunu gördükçe su kabiliyet dersin olurdu. Ha, bu ama arada rengi şekli falan güzel. Evet ve 100 lira sadece. İki çıkışı var. Allah ve ağırmış baya. Evet. İki çıkışı var. Bir tane üçlü priz bağlıyorsun. Al sana. Oo. Çıkış. Buna telefonunu bağla. Bu arada kaç? 7 amper miydi? Galiba kutusun. 7 amper aynen. 7 amper. Pardon 7 amper değil. 7 ah amper farklı bir şey. Hani telefonlar hani 2000 miliamper falan olur ya. Hani mah olur. Bu 7. Hani 2000 baya yani şu full dolayıyla telefonunuzu 3 ay götürebilir. Evet. Ama yanınıza taşıyamazsınız. Ya evde durur elektrik melektrik falan. Batu. Yes. Son parçalar. Klavye. Klavye fare. Fare hali hazırda vardı. Logitech'in Everywhere MX serisi çok güzel bir kablosuz faredir. Bak benim hediye ettiğim G100'ü söylemiyor görüyor musunuz? Normalde kullandığı seri o. Bunu da ben açıyorum. Bu arada klavyeyi de özentilik yaptı. Benim kullandığımı aldı G103. O konuda yalan söylemeyeceğim. Hani ucuz ve kaliteli klavye olarak bu var neticede. Ve bileklikli. Aynen bileklikli. Ben de bundan önce G105 vardı. Bundan daha iyi bir klavye. Ama bileklik yok. Bileklik olmayınca karpal tünel sendromu oluyorsun. Ondan sonra işte değişik siteler giremiyorsun. Şey yap. Bileğiniz ağrıyor. Karpal tünel şart. Karpal tünel olmaması şart. Klavye çok güzel. G105'te bunun tek farkı G105 ışıklı. Daha güzel bir şey. O biraz hani az buçuk rahatsız edecek de. Bulduğunda bunu. Bilekli. Hani şey. Bulduğunda lafın gerisini bilen biliyor. Kıllısını arama. Ona bakayım. Bileklik ya. Arkadaş. Yani keşke şunu G105'e falan takabilsek. Aynen çok süper olurdu. Mesela G16 ya da G19 tam emin değilim hangisi olduğuna. Şu Logitech'in ekranlı serisi. Çok hoşuma gidiyor. Ama onun büyük bir sıkıntısı var. Pahalı. Aynen. 360 lira mıydı neydi? Ha paran varsa alırsın. Lafım yok. İki tane al birini bana ver paran çoksa. Hatta 3 tane al, ikisini bana ver, birini satayım. Normal plan. Ya yumuşak yapsaymış keşke. Yok ya, şu bileğini koyuyorsun ya. Çok rahat. Tabii ki de stickerler ilk saniyede çıkardılar. Bu arada Logitech'in en güzel kısmı. Ses o kadar çıkmıyor. Yani çok seviyorum. Logitech'i çok severim. Bana sponsor ol Logitech. Bana da olabilirsiniz. Ama sadece Logitech, başkası olmaz. Güzel. Bu arada ikidir vuruyorum büyük yani bir şey değil. Bu masa kırılırsa köfteye atacağım suçu. Abi ben de video kaydını göstereceğim. Makine benim oğlum ne fark eder? Tamam. Hafıza kartı bozulmuş. Baba akü yok. Şu var tanık. Vallahi görmedi duymadı. Ben bilmem. Senin 15 yıllık arkadaşın ama. Neyse şimdi montaja geçiyoruz. Evet. Geçiyoruz değil mi? Evet montaja geçiyoruz. Montaja geçiyoruz. Robotlar çıkar. Aa ayağım uyuşmuş tamam. Ve montaj kısmına geçiyoruz. Montaj yapacağız. Bana ne ben oturuyorum ne bakıyorsan ya. İlk olarak işlemciyi monte ediyoruz. Şuraya açıp. Görüyor değil mi? Görüyor. Neyi onboardmuş? Neyi? Anakart. Ekran çıkışı değil mi onlar? Neyi ya? Şuna. Ha. Onboard ekran kartı var evet. Onboard ekran kartı olacak tabi. Onboard ekran kartı olmayan hani şey mi var? Var. Yıl 2014. Onboard ekran... O da şey yalnız diğer aşırı güçlü anakartlarda bir olay.
Yok ya, yok yok öyle. Bazen hani işlemcinin ekran kartı olduğu için o çıkışın olması lazım hani şart. Bu arada o kapağı takmıyorsun üstüne. Neden? O kapağı çıkart. Kapağı... Şunu çıkartacaksın. Ha, tamam. Ha doğru 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 doğru. Bunu unuttum ben. Fail. Yani şeyin mi? Hani anakartın mı ve kablonun mu? Kablon. Hoppala. Tamamdır. Hoppala paşam. Ardından Intel işlemcilerinin en nefret ettiğim yanı fanlarının takılma şekli. Yok ya, ilk takışta hiç problem yok. İlk takışta hiç problem yok. Biraz adam etmişler, evet. Ya daha önce de böyleydi. Benim İlk mesela... takışlarda hiç problem olmuyor ama sonradan çıkarttığında Intel'de yok. O yüzden OJ fak ya. Fanman alayı çöp. Su soğutmayı dayayacaksın. Ki bu arada ben hava soğutma seven biriyim. Sadece muhalefet olsun diye söyledim. Evet. RAM'leri de tak. RAM'ler şurada. Önce anakart kasayı mı taksın? Yok yok, bunlar önce. Böyle daha rahat oluyor. Hı. Bu arada hangisi birinci biliyor musun? Siyahlar mı kırmızılar mı? Hı? Siyahlar mı bir, kırmızılar mı bir? Anakartın kutusuna bak. Burada da HyperX yazısı çıktı. Sürücü. Kitabı şöyle koy. Kitabı kaldıraca sok. Aynen. Bakayım. Hı-hı. Neyin sticker'ı bu? Yok lan, pena o. Sticker değil. Aynen, pena. Oha. Pena. Ama sen göster ki. Bak. Heh, aynen. Rock penası. Şöyle biraz kasa şeyini anakartın üstüne doğru gör. Koy ki netlemeyi alsın. Ciddi ciddi pena. Bildiğin evet, pena. Evet, bildiğin ya. Pena. Gitarımı getir. Ben getiririm. Hanım şardımı getir. Bildiğin pena. Kullanmaz, yazık olur. Haşır çatıp diye gider. Ya 10 saniyede kırılır ya. Bu arada evinizde yankı yaptı. Evet biliyorum. Tablo olmamasından mütevellit. Köşelerin biraz kırılması lazım. Yani köşelerin köşe olmaması lazım. Oralara yalıtım. Benim kendi odama yaptım. Sana mı ya ulan? Evet. Kırmızılar mı bir? Siyahlar bir. Siyahlar bir. Bu önemli bir şey. Bunu yapmak lazım. Hani birini kırmızıya birini siyaha taksan ikisini de görür. Hani 8 GB 16 GB olarak gene görür. Ama hani senkron çalışması için hani ikisini de siyahlara ya da ikisini de kırmızılara önce takman lazım. Bunu açmıyor. Bir tarafı şey yapıyorsun, kendisi öbür taraf kapanıyor. Yok, bu da öbür taraf yok. Yok biliyorum, bir tarafı boş, kapı olan tarafa geçiriyorsun, basınca kapanıyor. Aynen. Tamam. Ben şunu bir tekrar indireyim. Tamam ya, tamam. Bak tamam. Oldu ya. RAM'leri de taktık ve geri kalanı kasanın içinde takılacak. Hoppala. Anakartın pinlerini takman lazım. Evet. Tabii. Önce öyle işkence bir kısım var. Anakartın pinleri? Pinleri. Şu alttan çıkan vidanın şeyleri var ya. Ha. Ha, gerçi iki tanesi takılı. Kaç tane var başka? Bir anakartı koy içine, kaç tane takmak lazım? Bakacağım değil de önce şu... Anakartın kutusunda değildir o. Evet, kasanın kutusundadır. Onlar da şurada bir yerdeydi. Yok pardon, şurada. Şimdi öncelikle... Ben dokusunu bir lan takarım. Neyi? Allah! Allah. Aman. Tatkaya geldi. Bir baktım yere düşüyorum. Aman tanrım dedim. Oğlum o video çok güzel. Çıkıyor. Komple filmi izle bence. Filmin adı ne? Ah, dün aklımdaydı. Şey... Şey, Google'a şey yazıyorsun. Ciddi unuttum ya. Tamam. Sağ sal. Sağ sal. İzleriz. Bu arada video geyiğe döndü. Bizim, evet. Benim kasa toplama videosu da öyle olmuş. Aynen öyle. Ya zaten hani kasayı toplarken görecek bir şey yok. Vida sıkıyorsun abi. Lego hani oynamak gibi. Aa, şu detay çok iyi bak. Hem klavyeye mouse takabiliyorsun. Evet. Ama sadece tek slot. Hem klavye ile hem mouse takamıyorsun. Bugün PS2 girişini kullanan var mı? Ben. Benim kardeşimin bilgisayarında var. Ama benim kardeşimin bilgisayarında Pentium 4 var. Bana ne abi? Var mı var? Ne mesela, ben PS2'den de eskisini kullanıyorum. Uy. Commodore 64 var. Evet. Güzel. 83. 87 miyim? Emin değilim. 1000 lira ediyorlar şu an. Evet. Ben çöpten buldum bunu.
Bir de şey var, Commodore A100 var. A500 pardon. Onu da bir arkadaş çöpten bulmuş, bizim Mijo. Çöpten bulmuş. Mars'lı. Hadi, hadi dedim, sen bunu kaybedersin. Sen bunu kırarsın, sen bunu bana ver dedim. Aldım götürdüm öyle. Bu kadarı dedim, yeter şimdi. Dedim pilleri bende. Sıkılırsan gel oyna. Bende Amiga 500 vardı. İşte Amiga A500 işte. O mu? Aa. Çok pahalı ya. Biz onu birine vermiştik. O kadar vermeyelim demiştim bizimkileri. Ne yapacaksın, ne edeceksin? Şey böyle uzun. Uzun baya geniş. Klavye. Bir tane büyük. Kablo bağlamak için kutusu var. Bir şey. Yok, aynı şeyden bahsediyoruz. Rengi neydi? Beyaz. Beyaz normal Commodore rengi. Yani. Bir tane disket girişi var böyle. Ha, aynen aynen. Klavyesi, mouse var. Mouse yok lan. Yok muydu? Mouse yok, mouse'unu almışsın. Yanlış hatırlıyorum. Mouse ayrıyetten satılıyor. Yok lan, ne yaptın? Bazılarında evet. Ya tamam, Commodore'da falan mouse var ama. Bu arada herkes sadece senin kelini görüyor. Evet. Bu şekilde. Neyse, beni hiç ilgilendirmiyor. Beni hiç ilgilendirmiyor. Ben kamerayı koydum oraya. Tamam dedik ya. Neyse. İşte. Ben Commodore'da oyun oynarken çok zorlanıyordum. Kasetle yüklemek 10-15 dakika sürüyor. Diskete şimdi yazarım. 20 lira 30 lira harici disket. Tak oyna, tak oyna. Yes, tamam. Bu arada Atari arıyorum. Atari bulursanız da benim olur. Var mı sende Atari? Versene bana. Gideyim şaka. 100 lira. Yok mu ver? Şaka söylüyorum. Geri getiririm. Şey bile klavye de. En son çıkanlar. Ver ver. Evet. Yalnız şurada şey süngeri var. Evet. Valla. Evet. Bendeki rockta aynısı vardı. Şey var mı kolları? Var. Bir adaptörü var. Var. Bana versene, bir iki haftada da bende dursun. Video çekeceğim. Olur. Bu arada spoilerları duyuyorsunuz, video çekeceğim dedim. Ante geri dönüyor. Evet. Gene. Gene. Her zaman gidip gelir geliyorum. Gidip gelmek bizim mesleğin en önemli şeyi. Dantiori kimdir diye bilmeyen cahallarımız için. Yani beni bilmeyen... Yeni nesil bilmiyor. Ya bırak ya. Beni bilmeyen bilmesin. Çok da koymaz hani. Neyse, ne diyecektim. Videonun altında Dante'nin kanalda link var. Bir arada ben video çekmeyi denedim de attım YouTube'a, bir tane dislike aldı hemen sizinle. Bu arada arkadaşın sesini duyamıyorsunuz büyük ihtimalle. Biz duyuyoruz, çok eğleniyoruz. Ama şöyle bir şey var, siz de bizim şizofren olduğumuzu sanıyorsunuz. Hani böyle üçüncü bir... Bu arada... Kendi kafamızla yaratmışız gibi. Batu, kafanı bir göster. Oğlum kafanı gösterdi. Suratını. Ha, surat. Yok yok, kafanı gösterdi. Oğlum çıkarsana. Ha? Çıkar göster. Yok yok. Çıkar göster. İşte bunlar hep bonsai kafası. Böyle. Oo, kafası yeni geldi. Yeni Bosna'da mıydı? Neredeydi? Adam çatıdan atlıyor ya bonsai kafasıyla. Şey yapıyor. Neydi? Bonsai. Yok yok, öyle değil. Şortla çıkmış böyle çatıya, kendini şeyde sanıyor, havuzda sanıyor, aşağı atlıyor böyle, beli kırılıyor, kafası yarılıyor, ölüyor. O LSD kafası mıydı? Yok ya, bonsai. Aa. Bonsai, yemin ediyorum. Abi bizim ya. Türkiye'de LSD alacak kadar zengin biri var mı? Yok, LSD'nin bir tane çakması var, sentetik. İşte bonsai. Yok, böyle yine aynı LSD gibi jelatin. Ama sentetik maddeden yapıyorlar, ona benziyor. Ya bonsai'nin kafası LSD ile aşağı yukarı aynı. Ama şimdi... Yok, daha spastikmiş. Aynen. Bak, LSD'de güzel oluyor. Ama şeyde... Ha, bu arada kimseyi özendirmiyorum. Hiçbirini kullanmayın. Hele bonsai kesinlikle kullanmayın. Bonsai... Ha. Hani videonuz paylaşılır. Böyle bonsai kafasında kendini işte şey sandı, havuzda sandı, atladı diye. Sonra Dante diye biri gider, altına kafamda patladı bonsai şarkısını paylaşır. Facebook'ta herkes paylaşmış işte, hani bonsai kafasıyla şeyden atladı diye. Ben de altına şey koydum, kafamda patladı bon... Falan var ya o şarkı, onu koydum. Ya bana ne ya, ödürsün olsun, tohumuna para mı saydım, içmesin. Ha, biz mi dedik işte, zorla mı verdik kendini? Bana ne abi, hani insanların ölmesine de pek takan biri değilim, yaşamasına takıyorum ben. Bana teklif ettiler, nasıl böyle var ya, altıma ettim resmen, adamlardan kurtulacağım diye aylarca uğraştım. Aman dedim, siktireyim dedim. Evet, uyuşturucu kötü bir şey gençler. Aman tanrım dedim. Ya aşırı gereksiz yani, onu kullanıyorlar, para veriyorlar. Bana vereceğin paraya git. Karaya git. He, karaya git. Ne kadar? Bir tane hapa 100 lira veriyorsun, git karaya 100 lira ver. Eğlen. Hiç, git Aksaray'a, geçen baktık duruyorlar. Diyorsanız illa kafayı bulacağım, gidin Mariana.
Bak. Kesinlikle marihuanaya karşı değilim. Doğal. Ama sağlıklı hiçbir zararı yok. Bak, tıp bir amaçlı kullanılıyor zaten. Bak, kimyasalına karşıyım. Kimyasal karıştırılan var. Ama tıbbi amaçlı marihuana dünyanın birçok yerinde yasaldır. Birçok yerinde kullanabilirsin ki Hollanda'da günlük miktarda mantarlı kek dahil olmak üzere birçok uyuşturucu serbest. Ama bunlar doğal olanlar. Evet ve hani insan vücuduna hiçbir zararları yok. Hatta ha, bu bahsettiğimiz uyuşturucular insanı sapıttırmıyor, sadece mayıştırıyor. Rahatlatıyor, gevşetiyor. Bak şimdi şöyle bir şey. Çok fazla içmek gibi. Çok kullanırsan zararlı. Ama çok kullanırsan her şey zararlı. Su da zararlı. Çok çok fazla su içersen karaciğeri iflas eder. Çok fazla oksijen alırsan beynin zarar görür. Az oksijen alırsan beynin zarar görür. Hani çok fazla karbondioksitten. Her şeyin çoğu zarar. Aynen. Bu arada ben oturduğum için uzun uzun böyle yayıla yayıla anlatabiliyorum. Anlat anlat. Dinliyoruz. Dinleyeceksin tabii. Köpek çekeceğim oğlum bedenize. Bak kedi de var. Kedi de çekebiliriz yani. Kendi çekmiş miydin? Yok, çekeriz ya. Kamerayı alırız bir arada. En son oyuncuları alırız tek. Aynen. Oyuncular. Hareket eden her şey. Sen saatte evet. Dahil lan. Ve oğlum o espriyi yap. 1000 liralık parçamız geliyor. 1071 lira lütfen. 71 evet. Lira kolay kazanılmıyor. Dın 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 dın. Oha adamlar koruma yapmışlar. Evet. Oğlum 1000 lira veriyorsun. 10 kuruşluk plastik mi? Şöyle düşünsene şunu. Ortadaki fonun rengi başka sanki. Yok değil. Hayır, arkasında... Kasaya sığmıyor mu? Hayır. Onun çözümü var. Kasaya sığmıyor mu? Şu çıkabiliyor. XD'ler. Köfteciğim rica ediyorum. Videonun böyle her köşesine daha XD böyle yazı böyle hani çapraz, yamuk, dikini görmek istiyorum böyle. Ben de ya. Bak kesinlikle benim, yapacağım bunu. Benim fotoğrafım, benim profil fotoğrafımda gözlüklü fotoğrafım altına böyle za XD böyle sağda, işte her yerde za XD böyle yanıp yanıp sönüyor böyle sağda solda. Yapacağım kesinlikle. Bu arada şöyle bir şey var, insanlar göremiyor. Evet biliyorum. Şu an az muhabbeti dinliyorsunuz. Aynen aynen. Yok Hasan kapağının içine olsun ne diyor? Nasıl açıldı acaba? Yok onu da göremiyorum. Baksana nereye görüyor. Hop kaldırdım. Full siyah demiş. Kasayı görüyorlar şu an. Beyler durumu tekrarlıyorum. ZAX'de. 30 santimlik şey sığmadı. Ve kasada ufak değil. Demek ki büyük boyut o kadar işe yaramıyormuş. Ne daha da saçma kasada ufak değil. Ya kasa nasıl full tower değil mi? Bu nasıl almadı ya? Yok. Sakmasında sorun olacak. Bittikten sonra bu hard disk slotunu geri takabileceğiz. Batu otur Batu. Daha bir ışık geliyor muydu? Ama cidden daha XD'lik durum ya. Bak böyle bir yanmıyor. Bunu olmamış varsayırız. Aynen. Sıfırdan. Montajda atarız montajda. Arkadaşım hoş geldin. Bitmiş değil mi ya? Yayından kalktın mı? Ne oldu? Sen kalktın mı? Bilmem. Ben kardeş payını izliyorum valla. Aynı saatte. Zaten izlediğim tek Türk dizisi. Bu arada kardeş payını izlemiyorsanız hani şu yabancı dizi izleyen tayfa. Ben de çok seviyorum yabancı dizileri ama. Kardeş payını Batu, izliyorum. Batu hani bir kadraja bakar mısın? Bak kadraja bak. Orayı görmüyor. Evet, kasanın içini görüyor. Şu köşeyi görmüyor. Kasanın içini görüyor. Tamam kasanın içini görmüşsün. Evet. Ey maşallah. Dur bunu çıkartacaktık. Vidaları o yüzden söktük. Bravo. Aynı fotoğrafı böyle aynı fotoğraf gene ekranda yanıp sönüyor böyle küçük sağda solda. Evet şu an hayal edebiliyorum. Ay. Yalnız o bir şey değil. Çünkü çok kanser bir durumda şu an biz burada eğleniriz. Aynen. Beyler şu anda günü söyleyeyim ben size. Bugün ne zaman şey yapabiliyorum. Şu anda, seçim günü. Şu anda seçim günü. Tayyip şu anda büyük ihtimalle çatıda konuşmasını yapıyor. Biz onu umursamıyoruz çünkü artık Türkiye'nin yönetiminden hiçbir şeyimiz kalmadı. Umudumuz kalmadı. Biz o yüzden tamamen taşa vurduk bu olayı. Hani yarak çüksik, hepsi yarak, mek yarak. Yarak yarak olarak takılıyoruz burada. Bu arada bu şarkıyı da izleyin, mükemmeldir. Yarak çüksik yazın YouTube'a çıkmış, çok güzel. İlk işim onu izlemek olacak dedim. Şarkı çok güzel ya. Hala çıkaramadım ben. Çak. Motorlu testere getireyim. Heh çıktı. Çıktı. Benden korktum. Ondan 2.5 disk sürücülerim yoksa hard disk sürücülerim tamam. Tamam.
Oğlum yemin ediyorum gülmekten öleceğim ya. Evet, fazla epik bir olay oldu bu. Fazla epik mi? Oğlum fazla salakça bir şey oldu. Evet. Hani insan benim 270 çok daha güzel görünüyor. Ve hani çok daha küçük. Üstünde iki tane fan var. Yunus'a ebesinin nikahı kadar. Çok benim büyük. Almak istediğim Nvidia 760. 760 bunun bir alt versiyonu. Evet, bu 770. Abi bakın, eğer ki Linux kullanmayacaksanız, hani Linux kullananlara lafım yok ama Linux kullanmayacaksanız kesinlikle AMD alın. AMD'nin R9 serisi mükemmel. 280, 270, 290, paranız varsa 295X. Mükemmel kartlar. Hani mükemmeli de mükemmeli ve mental desteği çok önemli. Bakın GTA 5 diyorum, mental diyorum. Bunlar önemli şeyler. Siz abinizi dinleyin. Ben de GTA 4 oynarken RAM yetmiyordu. Ya GTA 4 bırak ya, GTA'dan kötü oyunu bence. Güzeldi ama tank yok oyunda. Uçak yok, detay. Videoyu versen tam videoyu. Bak GTA serisinin en kötü oyunu kesinlikle GTA 4'tür. Hani Vice City, San Andreas. Vice City çıkalı 15 sene mi ne oldu ya? Bak Vice 10 sene. Emin misin? 2004'te ne çıktı galiba? Bilmiyorum. Evet. Emin değilim. Hatırlamıyorum. 15 sene olamaz ya tabii. 10 sene falan. Ha. Neyse. 15 sene ilk GTA. Yani PlayStation 1 ile gelen. Olabilir. Yok ya, o daha fazladır. Daha olabilir. Çünkü PlayStation 20 sene geldi. 98'in 99'da. GTA 1 20 sene. Bak PlayStation 1'in çıkışı 94. Yani. Tabi 94. Bakayım. 94, 98, 2003, 2010 öyle miydi? Yok. 90 şimdi 2005'te PlayStation 3 çıktı. 2005'te. 2014'te PlayStation 4 çıktı. 2003'te 2005'te PlayStation 3. Kafam karıştı. Ondan bir 5-6 sene öncesine gidersek PlayStation 2, ondan 5-6 sene öncesinde PlayStation 1. Yani dediğim gibi 94 olması lazım PlayStation 1'in çıkışı. 99'da hatırlıyorum ya, Türkiye geldiği falan. Türkiye geldiğini bilmem bak. Bilmiyorum, ben 94 diye hatırlıyorum PlayStation 1'in çıkışını. Yanlış hatırlıyor olmam da hani mümkün değil. Benim hafıza çünkü RAR sistemiyle çalışıyor. NTFS benim dosyalama sistemim. NTFS olursa sürekli unutman lazım. Yok, NTFS iyi, iyi. NTFS çok kötü ya. Ya bırak, 4 GB sınırı yok oğlum. FAT dışında hiçbirinde yok. FAT32. Köftenin kedisini görmenizi isterdim şu anda. Düştü, düşecek. Fotoğrafını çeksene, videonun altına koyarız. Hemen. Videoya koyarız şu anda. Bak kuyruğunu aşağı indirdiğinde çek. Şimdi çekme. Kedi 55 ekran tüplü TV. Bu arada köftenin evindeki tek televizyon şu anda gördüğünüz televizyon. 55 ekran tüplü TV. Ve ona rağmen çok pahalı bilgisayar var. 4,5 milyara topladı bu bilgisayarı. Şöyle bir gerçek var mı? Biz televizyon izlemiyoruz evde. İşin komik tarafı bu videoyu çeken makine de 4,5 milyar. Öyle de bir gerçek var. Yani toplamda bir 9 milyarlık bir... Yani şu izlediğiniz videonun maliyeti 9 milyar. Bak ha, şimdi çek. Tamam çektim. Hoppala. Tabii telefonları sayarsak biraz masraf yükselir. Ya şimdi şu evde, hani şu salonda, şu oturduğumuz alanda, şu masanın üstünde 10-15 milyar, hani benim çanta için çok pahalıyız ya. Bak benim kamera var orada. Dur, Mikael'le Logan'ı da getireyim istersen. Mikael'le Logan dediği de laptopları. Artis benim ya. İzleyiciler biliyor onları. Artis ya. Artis. Ha. Benim izleyiciler biliyor onların isimlerini. Laptopum var. Mikael. Michael da değil ha. Mikael. Evet. İbranice direkt. İbranice. İbranice olmasın da. İshak. İshak. Isaac. İshak. Isaac. James Isaac Neutron. Newton. Neutron çizgi film lan. Çok sevdim. Ben, ben adamın ilk adını oradan atıyorum. Onu takamaz. Bak evet. Onu takamazsan hani 100 yılın hani bak sadece Türkiye tarihinin değil. Hani dünya tarihinin en fail videosu olacak bu. Takıyor. Evet. Takmak zor. Taktı, takacak. Takıyorlar. Oo. Bak şey vardı, bir tane adam kulak bak bir tane adam kulaklık inceliyor. Kulaklık da hani neydi? Dur bir saniye. Razer'dı sanırsam, hatırlayamadım.
Tam böyle şey, hani esnek bir kulaklık, esnek falan diyor. İşte bu kulaklık çok esner diyor. İstediğiniz kadar esnetebilirsiniz. Review'de böyle hani incelemede. Esnetiyor, çat diye kırılıyor böyle. Bu arada zaten buna ihtiyacımız yokmuş. Niye? Alttaki de 3.5 bulmuş. Güzel. İki tane takmayacağım. Bayağı. Alttaki de 3.5. İki tane takmayacağım mı? Bir tane takacağım, bir tane 3.5'luk. Bir tane de 2.5'luk. 2.5'luk nerede? 2.5'luğu neresine takacaksın? Aynı yere alaptörle. Yok. Ayrı slotu var. 2.5'luk için. Evet. Bak hacı sana şunu ve söylüyorum. Ve şunlar da hard disk zımbırtıları. Bak. Şu anda hani fail videoları vardır ya bak. Türkiye'de hani oyun kanalları arasında hani isimlerini hepiniz biliyorsunuz. İsimlerini zikretmeyeyim şimdi. Hedef göstermeyelim. Hepsi arasında dünya tarihinde hani Türk oyun tarihinde en fail videoyu başardı şu anda. 4.5 milyarlık bir bilgisayarı monte ederken ekran kartı büyükken. Abi ve ya oturup hani böyle böcek ilacı sıkmak istiyorum kendime ya. Hani bonsai içip çatıya çıkmak istiyorum. İnan sana etkilemez. Tamamdır. 2-3 tane almam lazım. SSD'yi de tak. SSD'yi de takacağım ama SSD'nin slotunu şuraya alacağım. Öyle değil, yapılabiliyor mu? Yapılabiliyor. Yap o zaman. Beyler benim şu anki halimi görseniz var ya, hani yaydım kendimi. Bir adet sallanan sandalyede. Sallanıyor mu lan bu? Evet. Aa sallanıyormuş. Oo kardeşim dur sallanıyormuş. Kırma. Sakın. Oo yok lan. Sallanmasa da iyi. He ikiye malı o. O yüzden dikkat. Onu ikiye malı. Dur onu da koyarız şu anda. Şu an koyuyor böyle bak göründü. O fotoğraf var ya. Dur sana anlatayım. IKEA'dan dolap almış, figür dolabı. Figür ne biliyorsun değil mi? Anime manga ne biliyor? Anime biliyor musun? Hayır. Pek ilgisi yok. Biliyor ama dövüyoruz. Oyuncak. Ay bunu dedim. Bak oyuncak hani çizgi film oyuncakları. Ah. Canım yandı bunu derken. Çizgi film oyuncaklarının oluşturduğu bir dolap var. Hani bu dolap. Şu dolabın yıkıldığını düşün böyle. Hani rafların yıkıldığını düşün. Üstünde de milyarlarca TL değerinde, dolar değerinde figür var, oyuncak var. Oo. Fotoğrafı gördüm ki şu anda siz de görüyorsunuz. Canım yandı. Bu arada hani o kadar çok şey söyledim ki hani böyle zaalar, hani bu dolap falan, fotoğraflar. Köfteciğim montajda uğraşsın diye. Tamamen. Eziyet olsun. O kel kafasında saç çıksın diye. O anlatma sırasında o dolabı da koy da görelim o dolap neymiş. Koyacağım. İşte koyacak. Hepsini koyacak. Koymazsan onu atarsın. Aynen. Şu an bir şey göremiyorsunuz bu arada. Şunu takıyorum. Ben söyleyeyim size. SSD'nin zımbırtısını takıyor. SSD için yuva. SSD'nin zımbırtısı. Ah! Ben şu... Allah video çekiyor mu? Çekiyor. Mavi ışığı mı? Yani. Bu arada videoyu çeken makine de benim canım, yeni makinem. 5D Mark 2. Canım benim. Çok sıfır mal mı ikinci elde? Ya ben sıfır mal alır mıyım ya? Ha. İkinci. Oğlum sıfır, sıfıra 6.5 milyar verilir mi o kadar para? Oo. 6.5 milyar. At alayım o fiyata ya. At alayım. Mustang at satıyorlar ya. 5.000 lira. Mustang atı. Mustang ya, Mustang'in şeyini alırım, arabasını alırım. Hayır. Para koyarım. Ya bak şey yaparsın. Ne bileyim lan. Gidersin. At alırsın. Hipodromda koşturursun. Sonra bir daha at alırsın. Ya olur mu öyle şey ya? Aldım. Ki, neyse vazgeçtim. SSD slotunu normal yere takacağım. Ki bu arada bugün köfteciğimle bir tane makine gördük. Hani benim çok sevdiğim makinedir. 5D Mark 3. Bunun bir üst modeli. Ne kadardı köfteciğim? 14.5. 14 milyardı. Çok değil. Buçuk. 14. Ya, araba alırız. Alırız bir tane sana hediye. Değil mi? Doğum günümde alın. Evet de ayıp ediyorsun. İzleyiciler duydunuz. Toplarız izleyicilerle şöyle 5'er 10'ar lira. Alırız. Harbi cidden. Köftenin bütün izleyicileri 1 lira verse, senin 20 bin takipçi mi vardı? 25 bin. 25 ya da 26 bin. Ha bayağı varmış. 26 bin. 1 liradan. İyi para yapıyor. 1 liradan. Zengin olur. Bak 5D Mark 3 alırız. Yanına bir tane de 24.70 bir de 70.200 alırız. Beyler hepiniz şimdi bir tane link görüyorsunuz. Danteyebagish.com/köfteyizköfte/ Yok direkt
Recep Bediye'm vardı ya. Recep, Altire, Ünlem, Yıldız, İvedik. Ona döndü. Hepiniz birer tale. Paypal'ımdan atsanız, bakın danteori.dante. Hepiniz Paypal'dan atsanız birer lira Gmail'ini alırız. 5 tane markiç alırız. Ha, onu alırsam YouTuber'ları tamamen bırakırım. Hani tamamen bırakırım. Batu sana bir şey rica edeceğim. Şuna SSD'yi verir misin? Bir daha beni YouTube'da göremezsiniz. Hani burada da kalmam. O makineyi satar giderim. Ne var oğlum? Ülkeyi terk et. En güzel. Hepimizin hayali de... zaten ülkeyi terk etmek. Aha. Dın dın dın. O ne? SSD. Bu arada SSD Solid State Disk HDD'de Hard Disk, değil mi? Hard Disk. Evet. Hard Drive Disk. Öyle bir şey olması lazım. Tam emin değilim. Hard Disk'in içinde bir tane disk var. Bildiğiniz disk var. Manyetik disk. Manyetik disk. Hani metal disk. O dönüyor. O yüzden darbelere karşı dayanıksız ve çok yavaş erişim hızları. Yani kopyalama hızı, render hızlarında hani ulaşım hızları falan çok yavaş. SSD normal bildiğimiz bizim telefonlarda kullandığımız 8 GB'lık hard diskin, yani 8 GB'lık SD kartın daha büyüğü. 128, 240 mı? 240. 240 GB, 300 MB bir saniyede. 500. 500 MB ki hızlı bir SSD almış. Pezemek ya, bayağı hızlısını almış. Zaten amacı mıydı? Ha, 1 GB'lıkları falan da var. 500 MB, 500 milyon byte yapar. 500 milyon byte'dan fazla yapar. Daha fazla. Yani. 1024 çarpanı var çünkü. Onluk sistem yani değil. Sürata girmemek için çarpı 8 tane yani. O kadar bitişliyor saniyede. Çok fazla. Ve bu rendering'de hani size şunu söyleyeyim. Siz Skyrim oynadığınızda hani kapıdan geçerken bir loading ekranı görüyorsunuz ya. Bunu da görmüyorsunuz. Oyunu SSD'ye kurarsanız görmezsiniz. Siz Dota oynarken loading bekliyorsunuz ya. Hani internetin loadingini saymıyorum. O loading'i hiç beklemezsiniz. SSD erişim hızı çok yüksek bir şeydir ama boyutu azdır. Hani dediğim gibi 250... Yeni bir teknoloji olduğu için ama biraz. 250 GB'a kaç lira verdin? 380. 380. 1 TB hard diske ne kadar verdin? 150. 150. Hani aradaki fiyat farkını görürsün. Hani 1 TB almak için 1 TB'a 250 desek 600 1000 liradan fazla vermeniz lazım. Bu arada tek işletim sistemi kullanacak olsaydım eğer 240 değil de 120'lik bir SSD'yi alacaktım. 128 çok iyidir. 128'i alırsınız, işletim sistemini kurarsınız, bir de Dota kurarsınız. Oh, sabah akşam oynayın. Bu arada Dota oynamayın, siz oynamayın. Yaşı 13'ten küçükler oynamaz. Rica ederim. Yaz benim 18-20 yaşında izleyicim de var. Ya var. 30 yaşında da var. Yaz. Zorlasan 50 yaşında da bulursun ya. Hani 13 yaşından küçükler. Hatta 15'ti bak. 15. Gidin LoL oynayın. Bak. LoL sizin için çok güzel bir oyun. 15 yaşınıza kadar bir LoL oynayın. Ondan sonra ne bileyim. Dota'ya geçersiniz. Sonra ne bileyim. LoL'de devam edersiniz. Bak. Eskiden LoL'e insan çağırdım. Şimdi çağırmıyorum. Bu arada o kapının üstünde niye dart var? Bizim evde mantık mı arıyorsun? Ben size biraz köftelerin evinden bahsedeceğim o montajı yapıyorken. Zaten boş kasayı izliyorsunuz şu anda. Aynen. Köfteciğim. Köftenin evinde bir tane kaşık var. Rafta duran bir kaşık. Kutsal kaşık o. Benim lafımı kesme, ağzına vuruyor. Bu kaşık yaklaşık hani bir seneden uzun süredir orada. Düzeltiyorum, 4. 4 sene bir seneden uzun süre olmuyor evet, mu? Hayır. Tam sayıyı veriyorum sana. 4 senedir rafta duran bir kaşık. De hani böyle rafta durmuyor, hani kaşığın sapı rafın dışında, o bombeli kısmı ve kaşığın kendi kısmı rafın içinde. Bu kaşık 4 senedir böyle duruyor. Bunun Ülgen diye bir arkadaşı var, öyle koymuş zamanında. O şekilde 4 senedir koyuyor. Ya sen bu dolabı hiç mi silmedin? Siliyorum. Sen bu kaşık hiç mi düşmedi? 4 senede hiç mi deprem olmadı? Bu kedi o televizyonun üstüne pisliyor mu? Ne yapıyor hiç bilmiyorum. Kız bak, kaşıktan kediye gelmek. Evet, o kadar. İşte böyle bak. Stand-up yapmıştım zamanında. Bak şimdi nasıl da güzel yüceltiyorum kendimi. Konuyu bu şekilde değiştirmezsen... Neyse, tek bir dasını tatlım. Konuyu bu şekilde değiştirmezsen stand-up'a bağlayamazsın. Evet. Ben neden bu tripoları mıyım? Ucuz, 15 liralık tripod olup... Allah Allah. Tabii. Alüminyum bak falan bak. Ve şu güç kaldı. Hani tripod bir yıkılsa 5 milyar zarardayım. Normalde bu tripod asla dışarıda kullanmam. Böyle evde kullanırım. Kullanmaz ki.
Yani bu tripod sabit böyle evde durmak için. Evde kendi çekimlerimde de bu tripodu kullanmam. Arkadaşlar Manfor da var, onu alıyorum. Manfor dedin de 300 liralık tripod anasını satayım. Çelik bacaklı falan. Çelik değil oğlum, fiberglass. Çelik ben kullanılır mı? Çelik kullanılır mı? Dağ taşıyamıyorlarmış falan. Ve 10 kilo olacak. Fiberglass çok sağlam. Dur devam ediyorum. Köfteciyim yine bir anlatmaya. Bir tane kapı düşünün, hani normal kapı. Evin içinde olan kapılardan, hani tahta, camı olan normal kapı. Kapının pervazını düşün, hani şu kapının duvarla birleştiği kısım. O kapının tam sol üst kısmında, hani dart vardır ya, dartın oku var. Dart var. Niye diye sormayın, bilmiyorum. Hani adam 4 senelik arkadaşım, niye diye bilmiyorum. Bak burada yanında 15 senelik arkadaş var, niye biliyor musun? Hayır. Hayır. Ve bir de duvara yatay değil, dikey şekilde duruyor. Bir saniye, son bir soru daha sorman lazım. Ben sebebini biliyor muyum? Sen biliyor musun? Hayır. Çünkü annemin eseri o. Bu köfteciğimin annesi de cidden çok naif, çok güzel bir insan. Ve muhasebe kraliçesi hani. Hesap makinesinden hızlı muhasebe yapabilen bir insan. Ama hani köftenin kime çektiği belli. Aynı. Hiç. Böyle gram sekme yok. Evet. Ve şimdi benim en keyif... Sizin lavabonun gideri ne tarafta? Yok. Duşun. Yani şey, tuvaletin hemen yanında. Duvarın içinde mi? Yerde. Ben göremedim ya. İlginç bir yerde. Ya duş alıyorum. Ya su gidiyor ama nereye gidiyor? Hani yerde normalde delik olur. Deliğin böyle plastik kapağı olur. Plastik... Hadi en fazla ne bileyim şey olur. Hani küvet olur. Ne bileyim duşakabin olur. Ya yıkanıyorum. Su gidiyor ama nereye gidiyor? Ya baktım yere gider mi var? Ulan dedim ben yanlış mı yıkanıyorum acaba? Hani bunlar burada yıkanmıyor mu? Acaba su dolu da ben mi hissetmiyorum falan? Ya hayır dedim ulan. Evet. Düşünüyorum. Şunlar. Hı? Hani şey böyle çok üst katta olsak hani alt kata mı damlıyor falan. Böyle aklımda deli sorular. Sonra dedim anasını satayım su gidiyor da bana mı gidiyor sanki? Gidiyorsa gidiyor dedim. Oğlum gidiyorsun 15 liraya alıyorsun bir tane Ikea'dan şey. Pervane. Aha. Oldu bitti. Aynen. Oğlum güzel gelmiyormuş da. Bak ne güzel geliyor. Aa. Oğlum Cumhurbaşkanı da Tayyip oldu ya. Cumhurbaşbakanı yalnız. Cumhurbaşbakanı değil mi? Cumhurbaşbakanı. Ankara'ya gittin mi? Ankara'ya gittin mi? Bir kere. Ankara'ya gitsen sana diyecekleri tek şey soğuk. Sana soğuktan başka bir şey demezler. Diyeceğim zaten. Ha? Burayı editleyeceğim zaten. Editlersin ya. Videonun tamamını editlemen lazım zaten. Hani? Aynen o siyasi kısmı çıkartalım direkt. Ya siyasi kısmı çıkartmaya gerek yok da videoyu editleriz zaten. Videoyu baştan izleyip editlemesi lazım. Bu arada benim fotoğraf makinesi de yanmasın ama. Hadi oğlum monte et ya! Ediyorum! Anasını satayım at monte ediyorlar bu sürede. Araba monte ediyorlar bir şey değil. Koskoca Ferrari monte ediyorlar. Ya Amerikan çapırsa bu sürede otomobil yapıyorlar ya bak. Amerikan çapırsa otomobil yapıyorlar bu sürede. Aaa ki. Montaj robotu mu? Ulan onu programlıyorsun. Olsun. O öğrenir ya bir şey yok onda. Program mı kolay iş? Çocuğun beli ağrıdı ya çocuğun. Aynen öyle oldu. Hadi eşim hadi. İstiyorsan Dante gelsin biraz. Hadi. Yok. Benim hadi işim. hadi. Hadi daha çiğ köfte alacağım bana sözün var. Hangi yere o sözü verdin ben? Ben buraya ilk geldiğimde 2-3 sene önce falan. Ha. Tabii. Bizim ustadan alırız ya. Alacaksınız ha. Tabii oğlum misafirim ben. Ben de misafirim. Ya siktir git. Senin neren misafir? Bu arada eviyle benim evim arasında 30 saniye mesafe var. 20 metre falan böyle. Aynen. Yani şu anda evde oturduğu halini görseniz hani kendi evinde oturduğu halde buraya gelmişler. Yok kendi evinde daha edepli oturuyor. Vah vah vah. Oğlum keşke 500 lira azalacak bir tane klima alsaydık ya. Onu da yaparız. Oğlum 15 liraya gidip bir tane vantilatör olun ya. Kaldı ki zaten ben bir bu evden taşıma yetim var. Nasıl yaşı yaramıyor 15 liralık vantilatör? Benim görüyor, odam, çok güzel benim geliyor. Odamda var. Çok da güzel işe yarıyor. Bak klima hastaydı. Abi ofiste var bizim. Bak. Çok güzel işe yarıyor. Oğlum bu kedi nasıl düşmüyor ya? Düşüyor arada. Yemin ediyorum yer çekimine karşı oynuyor. Bu arada işiyor mu orada? Ne yapıyor o ayak kaldırmış ya? Baksana şunun haline. Çeksene.
Çek. Bu arada şu an... Benim telefon serviste olmasaydı benim telefonumu da çekerdik. Ha hemen Sony Z1'in olduğunu... Xperia. Bunun telefonu Xperia değil, iXperia. Flash TV'de verilenler var ya. iX. O neyle neyin çakmasıydı? İşte iXperia, iPhone'dan Xperia da Xperia. iXperia. Alperia. Alperia. Ha bizim Alperia. Yarak. Çüksik, yarak, çüksik. Hoppala. Yarak. Mek yarak. Dişe yarak. Abi o şarkıyı yemin ediyorum. 3 gündür sardım şarkıya. Video yalnız artı 18'e doğru ilerliyor. Şey kızlar oldu. İzlemesin falan diyeceğiz yakında. Niye en çok onları ilgilendiren evet. Konu? Hani belirli bir yaştan sonra erkekten çok kullanıyorsun. Kullanıyorlar. Kullanıyorsun değil. Yani sana kız dediğimi sanma. Biz karşı cinsle ilgili kullanıyoruz. Onlar da bizim cinsle ilgili. Kızın biri var Twitter'da takip eden. Full o kelimeyi kullanıyor. Hangisini? Yara mı? Aynen. Bir onu kullanıyor, bir öbürünü kullanıyor. Yarak küfür değil ki. Ne? Bir cinsel organ. Şey vardı ya. Dur söyleyeceğim. Bir tane kaymakam. Vajina Monologları diye bir tiyatronun ya da müzikalin emin değilim. Söylenmesin işte... diyor böyle eser mi olur diyor. Adını söylemeye utanıyorum falan diyor. İşte eserin sahibi şey diyor. Vajina bilimsel bir organdır diyor. Asıl siz kendi mesleğinizin adına bakın diyor. Kaymakam. Kaymakam. Siz kaymakam söylüyordunuz değil mi? Abi kaymakam ya. Abi mükemmel ya. Ekşi'de okuduğum en güzel şeylerden biridir. Bir de Ekşi'de şey vardı. Hayatımda okuduğum en güzel yazılardan biridir. Adam Bim'de kız arkadaşıyla karşılaşıyor. Bak adam normal, hani senin şu an oturduğun gibi. Şeyle hani normal haliyle, pijamayla falan Bim'e iniyor. Bim de işte eski sevgilisiyle karşılaşıyor. Hani böyle Bim'den de ne alınır? Dost süt, dost yoğurt. Hani böyle dandik şeyler. Lekola. Lekola falan almış bunları. Kız arkadaşını görüyor işte, eski kız arkadaşını. Yanında da yeni sevgilisi var. Hani kız arkadaşının yeni sevgilisi var. Çocuk sap takılıyor. Çocuk işte gidiyor. İşte böyle kızı görünce hemen böyle eli ayağına dolanıyor falan. Her şey yere düşüyor. Yerden alıyor böyle şeyleri. Kız basıyor kahkahayı. Nasıl böyle ha falan. Hani kız da şey yani aşağı... Çocuk da hani beni niye aşağılıyor falan filan diyor. Ama kıza gene böyle selam belam veriyor. İşte böyle aceleyle, işte böyle hiçbir şey almadan morali bozuluyor, dışarı çıkıyor falan. Bir tane arkadaş görüyor işte, çocuk arkadaşı. Hacı diyor, yanlış anlamadı diyor, götünde kocaman bir yırtık var diyor. Götün görünüyor diyor. Eğilmiş. Kız görüyor. Abi bunu okuduğumda ilk böyle oturdum saatlerce kahkaha attım, kendimi duvarlara vurdum. Düşünsene abi, kendini o halde düşün. Hani şey yapıyorsun. Güzel olmaz. Bim'desin. Yere hani... Bak hani kız olduğunu düşün. Erkek arkadaşın, eski erkek arkadaşını o şekilde görüyorsun. Böyle eğilmiş karşında yarım ay. O bana ortaokulda oluyordu uzun eşek oynarken. Cevap diye bir ses. Aman tanrım. Aman tanrım dedim. Ceketi sarıyordum, elime öyle yürüyordum falan. Hoppa, bana da ortaokulda çok oluyordu da. Ortaokulda hepimize oldu o. Tabii. Hani uzun eşek oynamayan erkek. Bir kere de lisede oldu. Bir söyleyeceğim, günümüzde pantolonları düzgün üretiyorlar mı? Yok oğlum, oraya şey, hangi kumaştan olursa olsun yırtılır. Uzun eşeğe pantolon mu şey yapar ya? O da doğru. Onu geç, bir de bizim bacaklar kalın ya. Sürtünme olayı var. İnceliyor bir süre sonra, yırtılması kolaylaşıyor. Ah ah. Şimdi taşıdığın mal değerli olunca pantolon yırtılıyor tabii. Git. Şu fonu da yerleştirdik. İnsanlar göremiyor bunu. Fonu da şöyle yerleştirdik. Arkadaşın kadraj bilgisi yok. Gözükmedi mi? Gözüktü. Demin gözüktü. Tamam gözüktü. Benim göz şu anda kadraj gibi. Bak şurayı tam kadraja aldım. Evet bakalım başka ne eksik var? Şu fon. Beş dakikadır montaj yapıyorsun. Evet. Son eksik. Aman tanrım.
Ses kaydı 45 dakikadır sürüyor. Oha! Oha! Yalnız bu videoyu editlemek yok. Hani işte kesmek, biçmek yok. Tamamını yükleyeceksin. Hayır, editleyeceğim. Editle de tamamını yükleyeceksin. Bu kısmın bir kısmını editleyeceğim. Tamam da 45 dakikalık kısmı yükleyeceksin. Hı-hı. Hani 45, en az 44 dakika olacak. Bu video bir saatten aşağı olursa evine gelirim. Bir saatten aşağı olmayacak bu video. Peki ya toplam kayıt bir saatin altındaysa? İmkansız. Evet doğru. İmkansız. Çünkü sen orada abi 15-20 dakika var ya şimdi at. Oğlum ya şey yanacak. Yemin ediyorum makine yanacak lan. Tamamdır. Hadi. Durduralım. Başladı. Ve en sonunda bitti. Ya sanırım işlemci falını tam oturtmamışız. Olabilir, olabilir. Şöyle. Ya da şeyini sürmeyi unutmuş olabilirsin. Yok, termal sıcaklık mı çok fazla? 88 derece. Aa, fazla. Evet. Tam göremiyorum ama. Belki o şeydendir, bir hata vardır. Ayarlarız onu, ayarlarız. Ama makine çalışıyor, misler gibi. Lop gibi. Dur bir an, şunu da göstermek istiyorum hemen. Şunu göstermek istiyorum size hemen. Şu dart. Kedinin yatışını göster. Kapı. Şöyle net diyebilirsem. 55 ekran tüplü TV. Şu bizim köfte. Otofokus da mı? Otofokus kullan. Ya videoda otofokus kullanıyorum. Şu da köfteciğimin evi. Bu kadar. Bu kadar. Bu benim evim. Bu. Ve şimdi de karşınızda bilgisayarın tamamlanmış hali. Gördüğünüz gibi yeni monitör ve eski monitör şurada yer alırken kasa burada yer alıyor. Gayet güzel ve sessiz bir biçimde çalışırken bir adet hoparlör, bir adet UPS, UPS'a bağlı priz ve modemler, klavye, zamanında Dante'nin hediye ettiği G100 fare ve kahve. İzlediğiniz için teşekkürler. Unutmadan bilgisayarın adını söyleyelim. Details. Abaddon. Evet, yeni bilgisayarımızın adı da bu.